Deprem hayatımızın bir gerçeği. 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki asrın felaketlerinde 50 bin canımızı yitirdik. 11 il tamamen yerle bir oldu. Ama tabii ki olası bir Marmara depremi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki fay hatları her an Türkiye'yi yeni bir deprem gerçeğiyle yüz yüze bırakabilir. Daha bir hafta öncesinde baktığımızda Malatya'da meydana gelen deprem aslında ne kadar bu tehlikeye yakın olduğumuzu da bir kez daha ortaya koyuyor. İzmir'e gideceğiz çünkü İzmir'e ilişkin uzmanlardan önemli bir uyarı var. Tuzla fayının 7 ve üzerinde her an bir deprem üretebileceği konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Peki önlem ne? Önlemse kentsel dönüşüm. Karşı apartmanımız yıkıldı. Allah Allah, apartman gitti. Allah. Yıkıldı. Bu anlamda işte sıcak sularını biraz daha çıkarttı, biraz daha gazlar çıkmaya başladı fay hattı boyunca ama kırılmadı. Bu etkilendi diyebiliyoruz. Bundan bir sonraki aşaması tetiklenme. Deprem uzmanı söz bilir, Ege'yi tehdit eden Tuzla fayı için uyarıda bulundu. 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir Tuzla fayında çalışma yaptı. Bu fay Sisan fayla bağlantılı bir fay. Yani denizde bağlantılı bu faylar ve karadaki uzanımına biz gelip inceleme yapıyoruz. Depremden beri bu çalışmaları yapıyoruz. Sözbilir fayın 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilendiğini söyledi. Depremden hemen sonra burada sıcaklığın arttığını gördük. Yeni sıcak su kaynaklarının çıktığını gördük. Yani bu Tuzla fayı 30 Ekim depreminden, 2020'deki depremden bir şekilde etkilendi. Bu anlamda işte sıcak sularını biraz daha çıkarttı, biraz daha gazlar çıkmaya başladı. Sözbilir'e göre fay yakın gelecekte 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Tabii bu tür fayların şöyle bir özelliği var. Sistematik fay sınıfına girmiyor bunlar. Yani her 2000 yılda bir kırılmıyor. Bazen kırılma aralığı 2000 yıl, bazen 1500 yıl, bazen de 3000 yıl olabiliyor. Ama ortalama değer üzerinden baktığımızda, yani riski azaltma anlamında baktığımızda yakın bir gelecekte İzmir'de bir deprem olma olasılığının yüksek olduğunu değerlendirebiliyoruz. Bu yüzden bölgede Gülbahçe, İzmir, Seferihisar faylarının da 6,5'in üzerinde deprem üretme potansiyeli var. Bir fayın büyüklüğü ve uzunluğu diyelim ve üreteceği deprem arasında belli formüller var. Bunlara baktığımızda işte 7.1, 7.2 gibi büyüklüğe varan depremler üretme potansiyeli sahibi. Zaten bu İzmir'in en büyük faylarından bir tanesi.